Yani değinmek istediğim mesaj hepimizce malum olan, bilinen bir şeydir. Hizmetleri ve gayeleri din ve İslam için olmuştur. Yani yaşayışları bütün yaşayışıyla, ben Şeyh Said Efendi hakkında beni aşar ama dedem Şeyh Selahaddin Efendi ile, yani ben kendi onun eteği, dizi eteğinde yetişmişim. Onu bilebilirim, onu söyleyebilirim. Biz kendi evladı olmamıza rağmen kendisi 60-70 yıllık hayatının tamamında biz hiçbir zaman onu evinde kendisini istirahatta veyahut da normal maişetiyle uğraşmayı, dünyasıyla uğraşmayı görmedik. Biz onun, ben 20 yıllık yaşantımda, hayatımda, yani onun gördüğüm kadarıyla bütün her şeyle, tebliğ ile, irşad ile ve şeyle geçirdiğini gördüm. Kendisini kendisine atfettiği bir o sıfatı vardı. Bana yani kimse şeyh demesin derdi. Mübelliğ, yani mübelliğin manası tebliğci, tebliğ eden anlamında. Yani onu kendisi bizatihi söylerdi. Bu sofiler, müritler çoğusu da hepsi biliyor, söylerdi. Efendi vatin vatin mübelliğ. Evet, mübelliğul şımar râil saadet ve selamet hakkı. Eşşiha şiha malâ malâ nûm. Mübelliğ vekil. Yani nedir? Yani Resul-i Ekrem'in bu asırda, bu devirde gerçek manada, yani gerçek manada derken hiçbir dünyevi bir menfaat beklemeksizin sadece i'lâ-i kelimetullah, Allah ve din için hizmet ve irşatta bulunmuş kişiler, yani gayesi Allah ve Resulü'nün emrinin yerine gelmesi olan bir kişiydi. Hatta çok önemli bir mevzusunu ben onu da söyleyeyim, başka bir şey söylemeyeceğim. 1979'da İran İnkılabı meydana geldiği zaman İmam Hümeyni Fransa'da şeydeydi. Fransa'da sürgündeydi. Kendisi de İngiltere ve Almanya'dan tedaviden dönüyordu. Erzurum'a geldi eve. Yine böyle bir kafile geldi Efendi'yi ziyarete. Şeyh Selahaddin Efendi'yi ziyarete. Yani olanlar da olabilir. Belki o zaman da mesela şahidi olan onlar da olabilir. Anda var bir tanesi. Elhamdülillah. Kendisi şöyle söyledi. Dedi ki, biz isterdik ki bu 21. 20. yüzyılın İslam inkılabını Allah-u Teala Türkiye'deki İslam Müslümanlara şey yapsın, nasip etsin. Bize nasip etsin. Bak biliyorsun. Dedi, ne yazık biz layık değildik. Biz Allah ve yolunda, yani imamımıza, yani mürşidimize layıkıyla teslim olmadık. Allah Teala bu vazifeyi bize değil de İran'a yaptı. Bunu özellikle yani son deminde vefat ettikten 6 ay öncesinde. Ondan sonra ki bu cemaati dedi ki efendi biz de varız dedi. Yok dedi, siz yoksunuz. Çünkü dedi, sizi bir defa babam Şeyh Said dedi şey yaptı, sınadı. Onun arkasında bile durmadınız. Yani ümmet olarak onun kıyamında, onun arkasında bile durmadınız. Onu bile şey yaptınız, yani ihbar ettiniz veya onun emrini layıkıyla yere getirmediniz. Onun için Allah-u Teala bizden bu şeyi aldı. Bizden bu hizmeti aldı, bu dava bizimdi, İran'a nasip oldu. Bu kendisinin bahsettiği bir şeydi, bir kendi söyledi. Ama mesela bu da şahididir. Yani ben orada gençtim belki ama kendine o zaman tuğma böyle ona mı? Ben yöşide yazıyorum. Allah razı olsun. Efendim babam, babamla Türkiye, Şeyh Türkiye ve hatta zaman şey, şahsi defa nişan imza da var. Şahsi merkezi ona.